Diyelim ki elimizde bir A matrisi var. Bu matrisin sıfır uzayını belirlemeye çalışıyoruz. Şöyle anlatayım. A çarpı x eşittir sıfır vektörü denklemini kurduğumuzda bu denklemi sağlayan x değerleri A'nın sıfır uzayını meydana getirirler. Anlaştık mı? Evet, bu denklemi sağlayan tüm x'lerden bahsediyorum. ax eşittir 0 vektörü. Bunun bir sistem olduğunu düşünmek de mümkün. Bu denklemi çözmek için de genişletilmiş bir matris kurmamız gerektiğini hatırlıyor olmalısınız. Genişletilmiş matris de buna benzeyen bir şey olacak. Sağ tarafa sıfır vektörünü koyalım. Bazı satır işlemleri uygulayarak sol tarafı indirgenmiş eşelon formuna getirmeye çalışıyorduk. İşlemlerin sonucunda sol taraf indirgenmiş eşelon formuna dönüşecek. Evet, A'nın indirgenmiş eşelon formu. Sağ taraf sıfır olarak kalacak. Aynı satır işlemlerini uygulayacağız ama bu işlemleri sıfır üzerinde uyguladığımızda da sonuç değişmeyecek. Yani yine sıfır vektörünü elde edeceğiz. Bu iki sistem eşdeğer olduğundan bu sistemi bundan yola çıkarak yeniden kurduğumuzda elde edeceğimiz çözüm kümesi buna benzeyen bir şey olacak. Şöyle yazayım. Evet, çözüm kümesi bir skaler çarpan ki serbest değişkenlerin skaler çarpanlar olduğunu da söyleyebiliriz. Bunu daha önce gördüğünüz için elimden geldiğince kısa ve öz bir açıklama yapmaya çalışıyorum. Evet, bir çarpan demiştim. Çarpı bir numaralı vektör artı başka bir skaler çarpı iki numaralı vektör. Vektör. Bu skalerler serbest değişkenlerdi. Bu şekilde c çarpı n numaralı vektöre kadar geleceğiz. Elimden geldiğince genel ifadeler kullanmaya özen gösteriyorum. 2 ya da 3'ten fazla vektör içeren örnekler görmedik. Bunlar sıfır uzayını kapsayan vektörlerdir. Bir denklem ya da buna benzeyen bir çözüm kümesi elde ederiz ve bu da sıfır uzayımız olur. Evet, bunu daha önce defalarca yapmıştık. Sıfır vektörü bu vektörlerin kapsamları ya da doğrusal kombinasyonlarından meydana gelir. n1, n2 diye başlayan ve nn'e kadar uzanan vektörler. Buraya kadar yeni olan bir şey yok. Başka bir deyişle daha önce defalarca gördüğümüz bir şeyi yeniden görmüş olduk. Tam olarak bu ifadeleri kullanmamış olabilirim ama olsun. Peki homojen olmayan denklemi çözdüğümüz durumda ne olur dersiniz? Homojen olmayan denklem evet o da buna benzer ax eşittir b denklemini çözmek için de buna çok benzeyen bir yöntem kullanırım. Yine genişletilmiş bir matris oluştururum. a'yı sol tarafa alırım, b'yi sağ tarafa ve yine bazı satır işlemleri ile a'yı indirgenmiş eşelon formuna getirmeye çalışırım. Hemen yapayım. Sol taraf a'nın indirgenmiş eşelon formu olacak. A'ya hangi işlemleri uyguladıysam B'ye de aynılarını uygulayacağım ve sonuç olarak burada yeni bir vektör elde etmiş olacağım. İsterseniz buna da B üssü vektörü adını verelim. B'den farklı olacak ama isminin B üssü olmasının bir sakıncası yok. Genişletilmiş matristen çıkıp bunu bir sistem olarak ifade ettiğimizde ve çözdüğümüzde de çözüm kümesini elde etmiş olacağız. Bunu bir önceki videodan hatırlıyor olmalısınız. Evet, bunu sağlayan çözüm kümesi yani x değerleri bu vektör her ne ise biz şimdilik b üssü olarak adlandırdık. Artı buna benzeyen bir şeye eşit olacak. Evet aynen buna benzeyen bir şeyden bahsettiğim için bunu kopyalayıp buraya yapıştırayım. Kopyala, yapıştır. Olmadı. Bir daha deneyelim. Evet, evet işte böyle. Tam da buna benzeyen bir şeyden bahsediyorum. Bundan önceki videodan da hatırlayacağınız gibi buna bağlı olarak e, homojen olmayan denklemin çözüm kümesinin belirli bir çözüme eş değer olacağını, bu çözüme de xp adını verelim, evet belirli bir çözüm artı sıfır uzayının bazı elemanları. Başka bir deyişle bu artı homojen olan bir çözüm a, b ve c için belirli değerler seçtiğimizde sıfır uzayını kapsayan vektörlerin çarpanlarından bahsediyorum. Belirli homojen bir çözüm elde ederiz. Son videoda ima ettiğim gibi tam olarak ispatını yapmamıştım ama homojen olmayan sistemin herhangi bir çözümü şöyle yazayım. Beyazla yazayım. <laughs> Beyaz olmadı ama olsun. Neyse. Ax eşittir b homojen olmayan sistemin herhangi bir çözümü x, p, buradaki çözümden bahsettiğimin açık olması adına yeşille yazsam belki daha iyi olacak. İndirgenmiş eşelon formunda bunun b üstüne eşit olduğunu da biliyoruz. Artı homojen bir çözüm ya da sıfır uzayının bir elemanına eşit olacağını biliyoruz. Evet. Bundan önceki videoda böylesine bir iddiam olmuştu. İspatlamamıştım ama ima etmiştim. Bu videoda ise bunun ispatı üzerine çalışacağız. İsterseniz öncelikle bunun bir çözüm olup olmadığını belirlemeye çalışalım. Yapacağımız şey bunu orijinal denkleme koymak olacak. Orijinal denklem ax eşittir b'ydi. Bakalım olacak mı? Şimdi bir soru yazıyorum bu belirli çözüm artı homojen çözüm a x eşittir b'nin bir çözümü müdür? Evet, kontrol etmek için x yerine bunu yazmamız gerekecek. Hadi hemen deneyelim. a çarpı x p artı homojen çözümlerden biri eşittir a çarpı x p artı a çarpı 0 uzayının bir elemanı. Peki, bu neye eşit? B'ye, öyle değil mi? Bunun, bu denklemin belirli çözümlerinden biri olduğunu söylüyoruz. Evet, bu B'ye eşit olacak. Bu ise sıfır vektörüne. Çünkü bu da homojen denklemin çözümlerinden biri. B artı sıfır ya da, ya da sadece B. A çarpı bu vektör B'ye eşitmiş. O halde bu bir çözümdür. Çözüm müdür? Evet, çözümdür. Şimdi sıradaki soru geliyor. Homojen olmayan sistemin tüm ya da herhangi çözümlerinden biri bu formu alabilir mi? a çarpı x eşittir b'nin herhangi bir çözümü, x eşittir belirli çözümlerden biri artı sıfır uzayının bir elemanı ya da sıfır uzayının bir elemanı şeklini alabilir mi? Bunu kontrol etmek için de a çarpı, şöyle yazayım, şöyle yazayım, x'in a x eşittir b'nin herhangi bir çözümü olduğunu düşünelim. Evet böyle diyerek başlayalım ve a çarpı x eksi belirli bir çözümün sonucunun ne olacağına bakalım. Parantezi açtığımızda a çarpı çözümlerden biri eksi a çarpı belirli bir çözüm. Sonuç ne olur dersiniz? Bunun a x eşittir b'nin çözümlerinden biri olduğunu söylüyoruz. Yani bu b'ye eşit. Belirli çözüm çarpı a da b'ye eşit olacak. b eksi b'den de sıfır vektörünü elde edeceğiz. İsterseniz x vektörü eksi belirli çözümün a çarpı x eşittir sıfıra bir çözüm olduğunu da düşünebilirsiniz. Biraz düşünün. Bu parantezleri alıp buraya koyarsak ve a ile çarparsak sıfır vektörünü elde ederiz. Ve az önce de gördüğümüz gibi bunu yapınca sıfır vektörünü elde ediyoruz. Bunları a ile çarpınca b elde ediyoruz ve b eksi b de sıfır oluyor x eksi belirli çözümde bu durumda sıfır uzayının bir elemanı oluyor. Doğru değil mi? Neden diyecek olursanız sıfır uzayı bu denklemi sağlayan x'lerden meydana gelir derim. Sıfır uzayının bir elemanı olduğuna göre herhangi çözümlerden biri eksi belirli çözümde sıfır uzayının bir elemanına eşit oluyor. Bu da homojen bir çözüm olduğu anlamına gelir. Birden fazla da olabilir tabii. Belirli çözümü iki tarafa da eklersek çözümlerden herhangi biri bu arada x'in bunun çözümlerinden herhangi biri olduğunu biliyoruz. Evet ne diyordum? Çözümlerden herhangi birinin homojen çözüme ya da homojen çözümlerden birine demeliyim artı belirli çözüme eşit olduğunu buluruz. İki şekilde de ispatladık. Bunun homojen olmayan denklem için bir çözüm olduğunu ve homojen olmayan denklemin çözümünün de bu formu aldığını gördük. Peki tüm bunlar neden bu kadar önemli? Demek istediğim homojen olmayan denkleme neden bu kadar takılı kaldık? Dönüşümün birebir olmasından bahsettiğimizi hatırlıyorsunuz değil mi? Bir dönüşümün ters çevrilebilir olmasının iki koşulundan biri buydu. Birebir olmak için ee, hemen bir dönüşüm çizeyim. Bu x tanım kümesi, bu da bu da değer kümesi. Yani y olsun. X ile y'yi eşleştiren de bir dönüşümümüz var. T'nin birebir olması için hemen not ediyorum birebir. Buradan seçeceğiniz herhangi bir b için, evet değer kümesinin herhangi bir elemanından bahsediyorum. A x için en fazla bir çözüm olmalıdır. A'nın dönüşüm matrisi olduğunu varsayıyorum. Yani T dönüşümünü bir matrisle tanım kümesinden bir vektörün çarpımı olarak yazabiliriz. Bu x ise bu da AX olacak. T de bunu bununla eşleştirecek. Evet, dönüşümün birebir olması için buradan seçeceğiniz herhangi bir B için AX eşittir B'nin en fazla bir çözümü olacak. Bu da değer kümesindeki bu elemanla eşleşen en fazla bir eleman olacak anlamına gelir. Olmayabilir de. Yani bunun çözümü de olmayabilir ama en fazla bir tane olacak. Anlaştık mı? O halde az önce mavi yazayım. Eğer bir çözüm varsa, çözüm yoksa sorun yok. Yani yine bire bir olur ama eğer varsa bu çözüm xp artı 0 uzayının bir elemanı formunu alır. Bu sıfır uzayının bir elemanı. Anlaştık mı? Evet, bu bunu tanımlıyor. Eğer çözüm varsa, az önce de söylediğim gibi yoksa da sorun değil. Yine e, birebir olabilir ama eğer bir çözüm varsa bununla eşleşen eleman sayısı en fazla 1 olabilir ve bu da bu formu alır. Birebir olmak için bu eğer tek çözümse çözüm kümesi de tek çözümden oluşur. Tek bir çözüm olabilir. Öyle değil mi? Peki bu ne anlama gelir? Bu burada sadece bir vektör olabileceği anlamına gelir. Sadece bir tane olmalı. Burada tek bir belirli çözüm var. Nasıl tanımladığınıza bağlı olarak herhangi bir çözüm kümesi için belirli tek bir tane vektör olacak ama tek bir tane çözüm olması için sıfır uzayının sadece sıfır vektörünü içermesi gerekir. Evet sıfır uzayı en azından sıfır vektörünü içerecek. Bir önceki videoda sıfır uzayının boş olması gerektiğini söylemiştim galiba ama tanımı gereği yani bir alt uzay olduğu için her zaman sıfır vektörünü içerir a çarpı 0 işlemini yapıp 0 elde edebilirsiniz. Evet 0 uzayının bunu içermesi gerekir ama tek bir çözüm olması için yani bunun 0 olması için 0 uzayının sadece 0 vektörünü içermesi gerekir. Böylece nasıl bulduğunuza bağlı olarak tek çözümde bulduğunuz belirli çözüm olur. Hemen not edeyim. Bire bir olmak için dönüşüm matrisinin sıfır uzayının sadece sıfır vektörünü içermesi gerekir. Bunu daha önceki videolarda da görmüştük. Peki sıfır uzayının sadece sıfır vektörünü içermesi ne anlama geliyordu? İyice anladığınızdan emin olmak istiyorum. Dönüşüm vektörünün buna benzeyen bir şey olduğunu düşünelim. A1, A2 nokta 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 A n'e kadar. Bunu x1, x2 diye başlayıp x'ene kadar uzanan x'lerle çarpıyoruz. Sıfır uzayı da bu denklemi sağlayan tüm x değerlerine eşit. Evet, burada m tane sıfır olabilir sıfır uzayı eğer sadece sıfır vektörünü içeriyorsa, bu arada bunun birebir olmak için bir koşul olduğunu da söylüyoruz. Dönüşümün, evet, B matrisi tarafından belirlenen dönüşümün birebir olmasından bahsediyorum. Sıfır uzayı eğer sadece sıfır vektörünü içeriyorsa bu ne anlama gelir? Bunu x1 çarpı a1 artı x2 çarpı a2 artı nokta 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 xn çarpı an eşittir sıfır sıfır olarak yazabiliriz. Bunlar eş değer ifadelerdir. Bu terimlerin her birini karşılık gelen sütun vektörleriyle çarpınca bunu elde ediyoruz. Sıfır uzayı eğer sıfıra eşitse buradaki denklemin tek çözümünün yani bu denklemi sağlayacak tek skalerlerin Eh, bu arada, bu arada çok özür dilerim. Skalerleri de vektörler olarak yazmışım. Hemen düzelteceğim. Evet, bu x1 çarpı a1 artı x2 çarpı a2 artı nokta 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 xn çarpı an eşittir. Sıfır vektörüne eşit. x1'den xn'e kadar olanlar da skalerler. Evet. Şimdi sıfır uzayı eğer sıfırsa x1'den xn'e kadar Tüm skalerlerin sıfıra eşit olması gerekir ve bu da doğrusal bağımsızlığın tanımıdır. Sıfır uzayının sıfır olması sütun vektörlerinin e, ya da şöyle yazayım A1, A2'den başlayıp AN'e kadar bunların hepsinin doğrusal bağımsız olması anlamına gelir. Bu ne demek diyecek olursanız, bunların hepsi doğrusal bağımsızsa, sütun uzayının tabanı, evet neye eşit olur? Sütun uzayının kapsam olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, A'nın sütun uzayı, A1, A2'den başlayıp A'n'e kadar bunların kapsamına eşit. Az önce birebir olmanın koşullarından birinin sıfır uzayının sıfıra eşit olması ya da sadece sıfır vektörünü içermesi anlamına geldiğini söyledik. Evet, eğer sıfır uzayı sıfırsa sütunların hepsi doğrusal olarak bağımsızdır. Bu sütunlar sütun uzayını kapsıyorsa ve eğer doğrusal bağımsızlarsa da bir taban oluştururlar. Bu da a1 a2 böyle böyle an'e kadar bunun sütun uzayı için bir taban olduğu anlamına gelir. Sütun vektörleri eğer doğrusal bağımsızlarsa ve sütun uzayını tanımları da gereği kapsıyorlarsa tabanı oluştururlar. Böylelikle tabanın boyutları da ya da tabanı oluşturmak için ihtiyacımız olan vektör sayısının n'ye eşit olduğunu buluruz. n tane sütun var öyle değil mi? O halde n'ye eşit olacak ve bu da matrisin derecesinin de n'ye eşit olacağı anlamına gelir. Bir şeyin birebir olması için gerekli koşulların ne olduğunu artık biliyoruz. Evet, matrisin derecesi eğer n ise o şey birebirdir. Bu iki yönlü bir ifade. Yani eğer bir şeyin birebir olduğunu varsayıyorsak, sıfır uzayı sadece sıfır vektörünü içeriyordur. Yani sadece tek bir çözüm vardır. Sıfır uzayında sadece sıfır vektörü varsa, sütunlar doğrusal olarak bağımsızdır. Yani tabanı oluştururlar. Ve bu da eğer n tane taban vektörü varsa, derecenin de n olacağı anlamına gelir diğer yöne de gidebiliriz. Derece eğer n ise bunların hepsi doğrusal olarak bağımsızdırlar. Bunlar eğer doğrusal olarak bağımsızlarsa sıfır uzayında sadece sıfır vektörü vardır. Sıfır uzayı sıfır olduğunda çözümün bu kısmı da sıfıra eşit olur ve geriye tek bir çözüm kaldığı için de birebir olma durumu ortaya çıkar. Yani bir şey ancak ve ancak dönüşüm matrisinin derecesi n olduğunda birebir olur.